basın emekçileri, bildiğiniz gibi dün Anayasa Mahkemesi eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'la ilgili kararını açıkladı. Bildiğiniz üzere eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'la birlikte şu anda 9 milletvekili arkadaşımız tutuklu. Bununla ilgili de bir yıla aşkın bir süredir Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bir başvuru vardı. Bu başvurunun içeriği itibariyle hem milletvekillerinin tutuklu yargılanamayacakları, bununla beraber dokunulmazlıkların usulüne aykırı olarak kaldırıldığı yönünde bir başvuru vardı Anayasa Mahkemesi'nde. Aylar sonra nihayet Anayasa Mahkemesi bu konuyla ilgili bir karar verdi. Ancak bu kararın içeriğine baktığımızda 6 milyonun iradesine açıkça bir hakaret olarak değerlendirilebilecek bir siyasi metin karşımızda duruyor. Kararın yaklaşık olarak 30 sayfası, hatta 35 sayfası sadece politik bir değerlendirmeden ibaret. 6-8 Ekim olaylarından başlayıp Ceylan Pınar, Suruç, yine en son sokağa çıkma yasaklarını iktidarın politik değerlendirmeleri çerçevesinde değerlendiren, buna göre suçlu kabul eden eş genel başkanımızı, buna göre hüküm kuran bir karar var karşımızda. Yani Anayasa Mahkemesi Türkiye'de en yüksek yargı olan organ olarak karşımızda duruyor. Bu yargı organının temel görevi siyasi olarak değerlendirme yapmak değildir. Anayasa Mahkemesi'nin görevi dosyalarla ilgili olarak yargı ve hüküm kurmak değildir. Kendini dosyanın savcısı, hakimi ve yine kolluğun yerine koyarak dosyalara konu fezlekelerle ilgili değerlendirme yapmak değildir. Bu meselenin anayasaya uygunluğunu denetlemektir asıl görevi. Ama dediğim gibi kararın bütününe baktığımızda kararın aslında bir anayasa uygunluk denetiminden çok bir politik değerlendirme, bir politik infaz biçimidir aslında verilen karar. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere AKP iktidarı özellikle 7 Haziran'dan bugüne 6-8 Ekim olaylarını kendi cephesinden partilerimizi illegalize edecek bir tavır içerisinde. Kendi cephesinden bu meseleyi değerlendiriyor, başka yerlere çekiyor, işin aslından, özünden uzaklaştırarak her defasında 6-8 Ekim olayları üzerinden partimizi linç etme politikası geliştiriyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararı da aslında yine tam bu noktada değerlendirilen bir karar. 6-8 Ekim olaylarında atılan bir tweet üzerine partimizin o dönemde meydana gelen bütün ölümlerden, bütün iç kargaşadan sorumlu olduğu üzerinden net bir değerlendirme yapıyor. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi bütün partiler gibi HDP olarak bizlerin de topluma, kamuoyunu demokratik tepkisini ortaya koyma yönünde çağrı konusunda hakkımız var. Biz de bize oy verenleri ya da Türkiye toplumunun bir bütününü demokratik tepkisini ortaya koymaya çağırabiliriz. Ama bunun sonucunda çıkan olaylardan sorumlu tutulmak kabul edilemezdir. Hele hele bu sorumluluğu hiçbir hukuki değerlendirme yapmadan, bunu sadece iktidarın siyasi görüşleri çerçevesinde linç politikası olarak değerlendirmek ayrıca kabul edilemezdir. Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz'da biliyorsunuz Türkiye'de bir darbe kalkışması oldu. Bunun karşısında iktidar halkı sokağa çağırdı, bunun karşısında demokratik tepkisini ortaya koymak için halkı sokağa çağırdı. Belki bugün darbe başarılı olsa AKP yöneticilerinin çoğu bu konuda yargılanıyor olurdu. Aslında bizim o dönemki bu çağrıları da tam da bu noktada değerlendirmek gerekiyor. Bir darbenin bugün sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Ve yine hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde verilen savunmada, hem Sayın Gürsel Yıldırım'la ilgili verilen kararda defaten söylenen bir şey var. Milletvekillerinin ifadeye gitmekten imtina ettiği. Peki Türkiye hukuk sisteminde bir şahsın, bir kişinin ifadeye gitmemesi tutuklama gerekçesi olarak düzenlenmiş midir? Bununla ilgili
Anayasa Mahkemesi'nin kararında hiçbir değerlendirme yok. Ama milletvekillerinin bir yılı aşkın bir süredir tutuklu olmasını kaçma şüphesi olarak değerlendirdiği ifadeye gitmeme üzerinden değerlendirmiş. Kişilerin ifadeye gitmemesinin ceza kanununda tek bir düzenlemesi vardır. Zorla getirilme. Ve bununla ilgili bizlerle ilgili defalarca zorla getirilme kararları verildi. Zorla getirilme kararlarıyla ifademize başvuruldu. Demek ki başka yol ve yöntemleri var aslında kanunda. Bunu bir tutuklama gerekçesi yapmak, hele hele dediğim gibi anayasaya uygunluk denetimi yapan Anayasa Mahkemesi tarafından bunun bu şekilde değerlendirilmesi kabul edilemezdir. Anayasa Mahkemesi kendisi aslında anayasayı ihlal eden bir görüş içerisindedir. Ve yine bunun yanında Anayasa Mahkemesi'nin bu verdiği kararda ifadeye gitmemeyi soruşturmanın ve kovuşturmanın engellenmesi olarak yorumluyor. Değerli arkadaşlar, eş genel başkanımız 13 aydır tutuklu. Daha birkaç gün önce ilk duruşması yapıldı. Ama ilk duruşmasına kendisi gelmek istemesine rağmen, orada savunmasını yapmak istemesine rağmen, dosyayla ilgili beyanda bulunmak istemesine rağmen duruşmaya getirilmedi. Demek ki asıl mesele kovuşturma ve soruşturmanın sekteye uğratılması değilmiş. Eğer bugün bu soruşturmayı, kovuşturmayı sekteye uğratan bir kesim varsa bu da iktidarın kendisidir. Madem ki bizler soruşturmayı engelliyoruz, niye Sayın Selahattin Demirtaş duruşmaya getirilmedi? Niye duruşmaya getirilip dosya sonuçlandırılmıyor? 13 aydır bekliyor. 13 aydır daha hiçbir duruşmasına kendisi gidemedi. Ama Anayasa Mahkemesi'nin kararında konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yok. Yine Anayasa Mahkemesi kararında daha önceki kararını tekzip eden bir açıklama var. Anayasa Mahkemesi'ne göre daha önce tutuklu milletvekilleriyle ilgili hiçbir karar vermemiş. Balbay'la ilgili verdiği kararı tutuklu milletvekilleriyle ilgili olmadığını iddia ediyor. Ve bununla ilgili de geniş bir değerlendirme yapmış. Değerli arkadaşlar, bir mahkeme kendi kararından vazgeçebilir. Kendi kararından vazgeçerken bunun hukuki bir altyapısını oluşturması gerekiyor. Böyle etrafından dolanarak kendi kararını tekzip eden, kendi kararını yokmuş gibi davranan bir tutum içerisinde olamaz. Ve dediğim gibi kararın bütünü aslında HDP'ye karşı 2 yıldan fazladır yürütülen linç politikasının bir parçası. Çokça yöntem denediler. Bütün basın yayın organlarını kapatarak partimizi illegalize ettiler. Partimizin sesinin, sözünün topluma yansımasını engellediler. Gözaltı tutuklamalarla bizi bir şekilde tasfiye etmeye çalıştılar. En son Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar da aslında bunun bir parçası olarak değerlendirilebilir. Ve yine bir başka değerlendirmesi var Anayasa Mahkemesi'nin. Kararı bütününe baktığımızda suçlu olduğu yönünde kuvvetli şüphenin olduğundan söz ediyor. Objektif gözlemcilerin Sayın Demirtaş'ın suçlu olduğuna kanaat getirdiğini söylüyor. Bakın, iktidarın kendi yaptığı anketler var. Bu anketler sonucunda partimize yönelik geliştirilen gözaltı tutuklamaların bir hukuki bir karar olmadığı yönünde toplumun büyük çoğunluğunun inancı var. Toplumun büyük çoğunluğu bu kararın siyasi olduğunu, HDP'ye yönelik bir tasfiye operasyonu olduğunu düşünüyor. Bu sadece HDP seçmenleri açısından değil, AKP seçmenlerinin kendisi de bu şekilde düşünüyor. Eğer objektif gözlemci istiyorlarsa bir topluma sorsunlar. Toplum tutuklamalarla ilgili ne düşünüyor? Bu tutuklamaları nasıl değerlendiriyor? Gerçekten suç şüphesi mi var? Yoksa iktidar kendi muhalifi gördüğü bir partiyi elindeki yargı gücüyle sindirmeye, yok etmeye mi çalışıyor? Halka soralım. Dediğim gibi halkın büyük çoğunluğu bunun siyasi bir operasyon olduğunu net bir şekilde ifade ediyor. Bugün Anayasa Mahkemesi
aslında kendi tarihine kara bir leke sürmüştür. Aslında Anayasa Mahkemesi bir mahkeme olmadığını çok açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. Ben bir mahkeme değilim, yargının bir kesimi tasfiye etmesi için bir aracım demesinin tescilidir aslında bu karar. Sayın Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı, Anayasa Mahkemesi'nin kararına saygı duymuyorum demişti. Ama bugün Anayasa Mahkemesi gerçek anlamda saygınlığını kaybetmiştir. Artık toplumun gözünde bir mahkeme olma sıfatını kaybetmiştir. Belki o dönemler tarafsız bir karar veriyor olabilir. Ama bugün artık net olarak iktidarın politikaları çerçevesinde hareket ettiğini ifade etmiştir. Ve değerli arkadaşlar, bu karara tek bir hakim şerh düşmüş. Ama bu şerhin içeriği de kararda yok. Normalde kararların bütününde karara şerh düşen, bu karara niye şerh düştüğünü de ayrıca açıklar. Ama karara bakıyoruz, bir hakim bunun uygun olmadığını, hukuksuz bir karar olduğunu söylemiş. Ama niye hukuksuz olduğu yönünde tek bir açıklama, tek bir şerh yok. Soruyoruz, niye? Niye bu şerh bugün bu kararda yer almıyor? Ama şunu da ifade etmek gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu karar tarihine kara bir leke olarak sürülmüş olabilir. Ama bir şeyin daha önünü açıyor. Hep uyardığımız gibi. Türkiye her defasında meseleleri iç hukuk yoluyla çözmeme gibi bir irade sergiliyor. Bunu 17-25 döneminde yaptı, yolsuzluk soruşturmalarında yaptı. Eğer o gün o bakanlar Türkiye'de yargılanıyor olsaydı, eğer Türkiye'de hukukun karşısına çıkartılıp, yargının karşısına çıkartılıp cezalandırılmış olsaydılar, eğer o yolsuzluğun nereye varırsa varsın bir sonuç elde edilmiş olsaydı, bugün okyanus ötesinden biz 17-25 Aralık'ı konuşmaz, Zarrab'ın itiraflarını konuşmazdık. Aynı şey Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla ilgili de geçerli. Eğer Anayasa Mahkemesi gerçekten yasalara, anayasaya, iç hukuka ve imza koyduğumuz uluslararası sözleşmelere uygun olarak karar vermiş olsaydı, bugün AİHM bu yönde bir karar vermek zorunda kalmazdı. Bakın yine meseleyi uluslararası bir mesele haline getiriyorlar. Kendi meselesini çözemeyen her defasında dışarıdan bir şekilde bir kararın vermesini bekleyen bir haldeler. Ve bunun Türkiye'nin itibarı açısından, dış ülkeler açısından nasıl bir durum olduğunu düşünebiliyor musunuz? Kendi anayasasına uymayan bir anayasa mahkemesi, kendi kanunlarına uymayan yerel mahkemeler ve en nihayetinde AİHM'den gelecek cezalar ve tazminatlar. 90'lı yıllarda da bunu çokça yaşadık. Ama demek ki iktidar tarihten ders almayan bir iktidar. Dönüp dolaşıp hakikat ortaya çıkacak. Dönüp dolaşıp niye eş genel başkanımızın bugün tutuklu olduğunu bütün dünya hukuki açıdan da görecek. Hukuki kararlarla da görecek. Ama buna gerek var mı? Bir ülkenin itibarını bu kadar yerle bir etmeye gerçekten gerek var mı? Kendi sorunumuzu çözemeyecek durumda mıyız? Kendi sorunlarımızı müzakere ederek, hukuk yollarını kullanarak çözemeyecek durumda mıyız? Ama demek ki çözemeyecek durumdayız. Yine AİHM'den bu yönde bir karar çıkacağına inanıyoruz. Bir defa Anayasa Mahkemesi asıl değerlendirmesi gereken meseleyi değerlendirmemiştir. Değerli arkadaşlar, dokunulmazlıklar usulüne olarak, uygun olarak kaldırılmadı bu ülkede. Bir torba yasa şeklinde bir anayasa mahkeme, anayasa maddesinin değişikliği üzerinden dokunulmazlıklar kaldırıldı. Milletvekillerinin savunma hakları gasp edilerek dokunulmazlıklar kaldırıldı. Yargısız infazlar edilerek dokunulmazlıklar kaldırıldı. Peki Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda hiç mi bir görüşü yok? Hiç mi bir değerlendirmesi yok? Bu kadar mı hukuktan uzak,
Bu kadar mı vicdandan uzaklar artık yargıçlar? Bu kadar mı düğmeli cübbeler giyiyorlar artık? Bu kadar mı eğilmeyi öğrendiler iktidarın önünde? Bu kadar mı korkuyorlar iktidardan? Korkmaları gereken iktidar değildir değerli arkadaşlar. Korkmaları gereken bu usulsüz kararlarıdır. İktidarlar gelip geçicidir. Ama yasalar, ama adalet anlayışı kalıcıdır ülkelerde ve dünyanın bütününde. Bu iktidar gelir geçer. Peki o cübbelerini ilikleyen yargı mensupları ileride nasıl hesap verecekler? Hem topluma, hem oluşturdukları iklimi sonucuna, hem işledikleri bu suçu nasıl temizleyecekler? Bırakın Türkiye tarihinde yarattığı tahribatı. Kendi kişisel tarihlerinden bunu nasıl silecekler? Korkuyorlar, biliyoruz. Ama bu korkuların sonucu en fazla ne olabilir? Anayasa Mahkemesi Başkanı. En fazla hakimlikten ihraç edilebilir. Ama peki sonrası? Bu attığı altına imzayı attığı bu kararın hesabı nasıl verecek bu halka? Kararı verdiği tek bir kişi değildir. Sayın Selahattin Demirtaş ve diğer milletvekillerimiz öyle alalade şahsiyetler değildir. Bu ülkenin üçüncü büyük partisinin milletvekilleridir. Bu ülkenin üçüncü büyük partisinin eş genel başkanlarıdır. Milyonlarca kişinin oyunu almışlardır. Milyonlarca kişi onların yürüttüğü siyaseti doğru bulmuş ve desteklemiştir. Bu ülkede çözümün, istikrarın ve barışın olmazsa olmazlarıdır. Bunun nasıl hesabını verecekler? Verecek hesapları yok. Ne kanunen, ne hukuken, ne vicdanen, ne de toplumsal olarak bu yargıçlar hesap veremeyecekler. Yargıçlığın en önemli özelliği cesaretli olmaktır. Biraz cesaret beklerdik. Biraz vicdan beklerdik. Biraz bu ülkenin geleceğini düşünmelerini beklerdik ama yokmuş. Adaletsiz, vicdansız bir karar var karşımızda. Ve bize bu kararı bir hukuk normu olarak, bir hukukun sonucu olarak anlatmaya çalışıyorlar. Bir kararmış gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Bu bir karar değil. Bu bir karar değil. Bu bir yargısız infaz aracıdır. Bu kararla beraber Anayasa Mahkemesi bütün yetki ve sorumluluğunu aşarak yerel mahkemelere talimat vermektedir. Biz suçlu gördük, gereğini yapın demektedir. Ama Anayasa Mahkemesi'ne bu talimatı kimin verdiğini de biliyoruz. Saraydan talimat gelir Anayasa Mahkemesi'ne. Ve bunun üzerine bir karar verilir. İşte Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın açıklaması budur değerli arkadaşlar. Hukuki olarak yapılacak hiçbir değerlendirme yoktur. Çünkü hukukla bağdaşacak tek bir tarafı yoktur. Sadece içerisine geçen birkaç kanun maddesi var. Belki onları açıklayabiliriz hukukla. Onun haricinde bu kararın başından sonuna HDP'ye yönelik operasyonun bir parçasıdır. Ve biz anladık ki gerçekten Anayasa Mahkemesi saygı duyulacak bir kurum olmaktan çıkmıştır. Biz de AKP Genel Başkanı söylemini tekrarlayalım o zaman. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına saygı duymuyoruz. Çünkü saygı duyulmayı bekleyenler öncelikle kendilerine, hukuka, adalete saygı duymaları gerekiyor. Hukuka, kendilerine ve adalete saygı duymayanların saygıyı hak ettiklerini de düşünmüyoruz. Bu açıdan bu karar dediğim gibi Türkiye tarihinde kara bir lekedir. Umarız ve dileriz ki daha adil, daha hukuka uygun kararların çıkacağı bir sürece geleceğiz. Böyle bir sürecin olacağına da inanıyoruz. Bu karar ahimden dönecek. Ahimden döndüğünde de Türkiye faturası çok daha büyük, çok daha derin, çok daha üzücü olacak. Bunun böyle olmasını biz cidden istemezdik. Ama birileri kendilerini kurtarmak için, birileri biraz daha iktidarlarını sürdürmek için bu yol ve yöntemi denemişler. Devam etsinler ama bu yol değildir. En kısa zamanda bu yanlıştan dönmelerini bekliyoruz ve umuyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sorularınız yoksa bitireceğiz.